Günaydın. Ah, günaydın canım. Bir yere mi gidiyorsun? Ben sahile gidip yürüyüş yapacağım. Çayı koydum, masayı da hazırlayacağım şimdi. Kahvaltını et, öyle gidersin. Yok yok, ben dışarıda bir şeyler atıştırırım. Tamam. Ne zaman gelirsin peki? Ben kahvaltıdan sonra hemen çıkacağım. Ben bir daha dönmem. Dükkana giderim direkt. Orada görüşürüz. Tamam. Günaydın. Günaydın. Yürüyüşe mi? Evet. Ben de çıkacağım birazdan. İyi günler. Gelsene, kahvaltı hazırlıyorum. Tamam, gelirim. Bir keyif çay içer misin? İçerim, içerim, içerim. Sağ olasın. Ne oldu Mukaddes? Midem. Ne oldu, vır vır etti mi öğretmen geç kaldınız diye? Yok yok, etmedi. Nasıl peki, kötü mü? Bulanıyor mu? Cık, bulanmıyor Rami. Gaz sıkıştırıyor sanki. Yürü o zaman, yürü. Yürü biraz, hareket edince geçer. Ben de iki lokma bir şeyler atıştırayım. Yürü sen, yürü. Tamam Rami, tamam. Ne o? Dünkü neşende ne sar yok? Çok huzursuzum. Kerim'in babası vazgeçecek gibi görünmüyor. Çıkınca da ısrar ederse görüşmek için. Kesin edecek. Ama zaten çok zor günler geçirdi. Toparlanması zaman alacak. Şimdi bir de bu durumla nasıl başa çıkacak? Canı sıkılacak yine. Kerim güçlüdür, sen merak etme. Toparlar kendini. Öyle de Fahrettin Bey yüzünden Meryem abla ile Kerim'in arası bozulacak diye korkuyorum. Kendi görüşmek istemiyorsa görüşmez ama kimseye de engel olmaya hakkı yok. Görüşmeleri yüzünden değil. Ya, niçin? Bir mektup varmış. Kerim'in annesi ölmeden önce yazmış. Ama Meryem abla saklamış o mektubu, vermemiş Kerim'e. Galiba mektupta Kerim'in babasıyla ilgili fikirlerini değiştirecek şeyler yazıyor. Yani nasıl şeyler? Bilmiyorum. Dün tam Meryem abla söyleyecekti ama ben öğrenmek istemedim. Ama bu Fahrettin Bey ile Meryem abla arasında bir mesele olduğuna göre Kerim'in de huzuru kaçacak belli ki. Neyse, hadi ben hazırlanayım. Geç kalacağım dükkana. Mektubu getireceğinize söz vermiştiniz. Abi hadi.
Geldim, geldim. Hadi Kadir abi bırakacak bizi. Onu da bekletmeyelim, geç kalmasın işe. Hadi hayırlı işler. İyi misin sen? Çok midem yanıyor abi. Ha, şeydendir. Saçlanıyor bebek, saçlanıyor. Hani dediydin ya Murat zamanında da. Rami, 4. ayında ne saçı? Bilmiş bilmiş konuşma Allah aşkına, hadi. Bak kötüysen kalayım ben evde, gitmeyeyim bugün. Sana da bakarım ha. Abi. Ah, çatlıyor abi abi diye işte, hadi. Tamam, ama bak istersen gitmeyeyim. Yok yok, ben uzanırım, hadi git sen, hadi. Tamam, iyi dinlen ama, iyi dinlen. Bir şey olursa da, kötü bir şey olursa da ara beni, tamam? Tamam Rami, hadi. Hadi merak etme. Odamda dur. Kaçma. Bırak. Kaçma. Bırak. Ne yapıyordun ben orada? Hiçbir şey. Neler karıştırıyorsun yine sen? Hiçbir şey yapmıyordum. Konuşma, yorma kendini. Gözüm görmesin seni, defol! Defol! Rami gidiyor çocuğum. Mukaddes. Bu çocuğa bir şey olursa hayatı zindan edeceğim. Mahvedeceğim kadın seni. Duyuyor musun? Giremezsiniz. Kocasıyım ben. Doktor bir görsün sonra, lütfen. Ay başımıza gelenler. Nasıl oldu? Eve geldim, odamı karıştırırken buldum. Git buradan! Abi. Git buradan. Rahmetciğim. Ya karım ölseydi benim? Abicim dur, ne yapıyorsun? Ya ölseydi. Ya benim çocuğum ölürse. Abi yapma, ne olur. Ya ölürse benim çocuğum. Tamam, gel canım. Allah'ım. Allah'ım. Ne olur. Ona bir şey olmasın, ne olur. Ne olur. Mukaddes, iyi misin canım? Ha, iyi misin? Endişelenecek bir durumu yok. Çok şükür. Şey, bebek nasıl bebek? Annesiyle kızı gayet iyi durumda. Aa, kız mı? Kız mı? Kızmış, abla duydun mu? Kızmış. Kız, duydun Mukaddes, kızımız olacak. Hem bir şey yokmuş, iyiymiş de. Niye ağlıyorsun ki hala? Çok korktum lan. Bir şey olacak diye çok korktum. Ben de korktum, ben de. Ama bak olmadı bir şey. Hadi ağlama artık, ağlama. Nesi alıyorsunuz? Görümcesiyim ben. Şu anda her şey normal gözüküyor. Biraz istirahat etmesi gerekiyor. İyice dinlensin, ağrış yapmasın, beslenmesine dikkat etsin. Tamam. Mukaddes Hanım geçmiş olsun, evinize gidebilirsiniz. Sağ ol. Sağ olun, çok teşekkür ederiz, sağ olun.
Of. Of Rami. Dur, dur. Acele etme, dur. Yatak istirahatıymış. Sanki kendi gelip yapacak işleri ha. Tamam, ben sana iş yaptırmam, merak etme. Sizden gelecek hayır Allah'tan gelsin. Geçmiş olsun. Geçti, geçti. Çok şükür, geçti. Ben ödemeyi yapayım da. Yok, yok. Ben yaparım. Gel sen, gel. Bırak ödesin bir zahmet. Öldürüyordu bizi çatı. Böyle iyi mi? Dur Rahmi. Belim ağrıyor. İndir biraz aşağı. Böyle? Yok, demin daha iyiydi. Kaldır. Bırak Rahmi, ben yaparım. Ben yapıyordum. Oh, ne güzel buranın manzarası. Ya, çok güzel. Attılar bizi o rutubetli izbeye. Börtü böcük yüzünden cam pencere açamıyoruz. Oturmuşlar kendileri, oh saray gibi keyiflerine bakıyorlar ha. Değil mi öyle, değil mi? Bak, ortada bırakmadılar bizi. Ha, toz kondurma sen onlara. Koru bakalım. Öldürüyordu kadın beni be. Duam okunacaktı bu gece. Aman. Allah korusun. Bir tas çorba bile getirmiyorlar, görüyor musun? Ben yaparım sana yemek. Hemen yapayım, dur. Geçin, buyurun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Bak, mukaddes, yemeğin geldi. Meryem abla getirdi, Meryem abla. Yemem o kadının elinden ben. Mukaddes Hanım, yapma. Bak, utanmadan hala nasıl konuşuyor? Nasıl suratıma bakıyor ya? Hadi tamam. Ye yemeğini soğutmadan. Sen şov yap bakalım ama yalnız kalınca. Tamam, ben yediririm, yediririm ben. Dua etsin çocuğuma bir şey olmadı. Sessiz kalmaz, sürüm sürüm süründürürdüm onu mahkemelerde. Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol. Hadi ama bak, kızımız acıkmıştır. Fazla geldik hanımefendiye de. Görecek ama o gününü. Bizi kapıya koymak istiyor ama Kerim çıkınca... kendini sokakta bulacak, bak gör şimdi. Ben yedireyim mi? İstemem, ver ben yerim. Doydum ben, annemin yanına gideceğim. Tamam ama elini yıka. Orada Kadir abi var, aşağıda yıka. Çocuk bile yüzüme bakmıyor artık. Onun derdi seninle değil. Erkek kardeş istiyormuş meğer. Kızları olacakmış ha? Olay nasıl oldu? Aman işte... Yürüyüşten sonra dükkana geçerim diye düşünüyordum. Ama bir baktım terliyim, üstümü değiştireyim dedim. Eve geldim, odama bir girdim, bir baktım benim odamı karıştırıyor. Sonra ben bir anda senin burada ne işin var dedim, panikledi. Geri geri giderken de merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Hayır, niye odamı karıştırıyordu? Ben hiç anlamış değilim. Mektubu arıyordu herhalde. Biz sabah Kadir abiyle Kerim'den bahsediyorduk, babasından filan. Ağzımdan kaçırdım. Herhalde o da duydu bizi konuşurken. Abla ben özür dilerim. Neyse, önemli değil. Nasılsa Kerim çıktığı zaman... İşin gizlisi saklısı kalmayacak. Olsun. Çıksın da. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.